Yine ben. Hem siz istiyordunuz böyle bir video çekmemi hem de ben istiyordum. Tarot nasıl bakılır? Baktığım herkes çıktı diyor yani. Ve bunun gerçekten şeyle alakası yok. Bilmekle, işte kartların anlamlarını bileyim. Yani hiç bilmenize gerek yok bence bunları. Direkt kuralsız. Bu kadar sert değil tarot. Hiç böyle tarot nasıl bakılır bunu anlatmadan önce bana göre yanlış olan birkaç şeyden bahsedeceğim. Bana göre yanlış bu. Deneyimlerime göre ben bu şekilde bakıyorum ve bu şekilde rahat ediyorum cidden. Ve gerçekten şöyle bir durum da var. Tarot böyle fal gibi tehlikeli bir şey değil. Ya da şey değil yani. Baktığımda başın ağrıyor, uykusuz kalıyorsun, negatif enerjisini çekiyorsun falan gibi kesinlikle değil. Bu kesinlikle sana bağlı bir şey. Bir senedir tarot bakıyorum. Ama ondan önce kahve falı bakıyordum. Kahve falı direkt negatif yani. Kötü enerji çekme falı. Bakıyorsanız bakmayın. Biliyorsunuzdur zaten. Kahve falı bakanlar beni anladı. Onun dışında şimdi tarotun şöyle bir olayı var. Herkesin kendiyle bütünleştiği bence tarot kartları vardır. Ben kesinlikle bak bu kartlar benim yani. Ben eşittir bu kart. Diğer yarım. Bayılıyorum bu kartlara. Onun dışında böyle bir kartlarım var. Bu Yasun'un, ablamın. Ama ben de bakıyorum. Çünkü ablamla enerjilerimiz aynı. O yüzden böyle şeyler sorun olmuyor aslında. Mesela bu tarot kartlarımı başka birisi dokunsa rahatsız olurum. Evet, enerjisi geçer. Ama ablam dokunsa ya da çok yakın enerjimin bütünleştiği arkadaşlarım dokunsa üzülmem. O yüzden böyle başkası dokunur. Aman tarot bozulur bilmem ne. Hiç sorun değil yani. Bir de zaten tütsüleyince enerji sıfırlanıyor. Bir de ben bunu yanlış biliyormuşum. Tarot kartlarını kendine alamazsın. Başkası sana hediye almak zorunda. Böyle şey de bence yok ki. Böyle bir kural kim koydu bilmiyorum ama ben böyle sanaraktan birkaç sene tarot isteyip de alamamışlığım vardı. O yüzden yani çok kesinlikle boş bir kural. Buna da inanmayın böyle düşünüyorsanız. Şimdi gelelim tarot bakmaya ben nasıl başladım. İşte tarot kartlarımı arkadaşımla aldık böyle. Böyle kitapçıkları oluyor. Her kartı mesela denge kartının anlamı, cerçurt. Bunları biliyorsunuzdur. Her kartın anlamları var. Bunun da kitapçığı vardı. Ben artık kitapçığı kullanmıyorum. İlk böyle tabii ki de kitapçıkla bakacaksınız. Ben ilk başta böyle açtım kart çıktı. İşte kitapçıktaki anlamına baktım. Aa demek ki budur bilmem ne. Böyle böyle başladım. Sonra dedim ki ben niye kitapçıkla kendimi sınırlandırıyorum ki? Mesela bir kart çekeceğim. Tarot kartı aldınız. Kendinize böyle açıyorsunuz. Alıyorum. Karıyorum böyle. Kart düştü bir tane. Çabalamam gereken konular var. Eğer birine bakacaksan böyle şey detaysız bir açılım. Mesela kim olsun? Mesela Ahmet. Eda'dan hoşlanıyor mu? Diye sordu birisi bana. Ben böyle kardıktan sonra pıt açıyorum. Böyle çıkıyor. Kısa yol. Birinci taktiğim. İkinci taktiğim, çok ciddi bir konu. Net, detaylı bir açılım yapmam gerekiyor. Karıyorum, Ahmet Eda'ya ne hissediyor? Eda'nın ne yapması gerek? Kartlarımı detaylı bir şekilde yayıyorum. Birkaç tane kart seçiyorum. Ya da karşı tarafa kart sayısı soruyorum, kaç kart çekeyim diye. Atıyorum, 10 tane kart çekmişim. Bunlar kapalı şekilde çekilen. Bu 10 kartı da karıyorum. Olay akışına göre bana olayları anlatacak. Sonra sıra sıra bu kartların hakkında yorum yapıyorum. Mesela tılsım şövalyesi çıktı, araba çıktı, bu çıktı. Olay hikayesini bu şekilde senin ne yapman gerekiyor? Ahmet senin için ne düşünüyor? Cert cürt falan. Hepsini böyle açıyorum. Bu ikinci yöntemim benim. Üçüncü yöntemde ilişki açılımı. Bir ilişki hakkında detaylı bir açılım karıyoruz. Detaylı olduğu için yine yere seriyorum. İlk kartı çekiyorum. Bu ilişkideki rolü. Ya da kim sorduysa bu soruyu. Diğer çektiğim kart ilişkideki karşı tarafın rolü. Diğer çektiğim kart ilişkiyi bağlayan köprü. Yani sizi ne bağlıyor? Aranızdaki bağ ne? Diğer kart ilişkideki odaklanması gereken şeyler. Pozitif şeyler yani sizi mutlu eden şeyler. Bu kartta ilişkideki çözmeniz gereken şeyler. Üstüne odaklanıp çözmeniz gereken şeyler. Bir tane de kart daha çekiyorum. Bu da ilişki için tavsiye. Bu açılım da çok güzel oluyor. Bu zamana kadarki ilişkilerimde kimin hakkında bu açılımı yaparsam yapayım doğru çıkıyor. Hem sorunu anlamış oluyorum. Aa diyorum doğru ya ben bunu yaptım ya da karşı taraf bunu yaptı falan. Kesinlikle bunu deneyin yani. Eski partnerlerinize ya da şu anki ilişkiniz varsa onları kesinlikle yapın. Hem sorununuzu görüyorsun hem karşı tarafı anlıyorsun. Bunlar açılımlarımdı yani benim kullandığım açılımlar. Bir de kartların anlamlarına kitapçıktan ilk başta bakın. Çünkü mesela bu kartın para kartı. Yani bu biraz sinsilik kartı anladın mı böyle bana o vibe'ı veriyor. Size ne vibe'ı veriyorsa fotoğraflara baktığınızda bu adım atma sorularında hayır beklemede şu an çünkü birazcık gurur yapıyor ya da hayatında yolunda gitmeyen şeyler var şu an sana adım atamam kartı. Bu da adım atmaya hazırlanıyor abi böyle biri var çok çekici biri bu adım atsam mı düşüncesi vibe falan. Ne hissettiriyorsa kartlar siz ne düşünüyorsanız ilk tabii ki kitapçıktan yardım alacaksınız ama sonrasında kitapçığı kesinlikle kullanmamanızı öneriyorum. Ki kitapçıktaki ters anlamlar mesela kartlarınız her zaman düz olsun. Bu düz kart ya. Bu şekilde açmayın kartınızı. Hep bu şekilde düz dursun. Çünkü ters anlamlarını kitapçıktaki anlamlarından ezbere bilmiyorsan kendi yorumunu katamazsın. Olmaması gerekiyormuş. Bunu da ben birinden duydum. Zaten kartların negatif anlamları da var düz bir şekilde. Mesela kule kartı. Yıkım.
O yüzden pozitif kartların ters çıkması ekstra negatiflik. O zaman tarot sana vereceği mesajı veremiyor yani. En iyisi düz kullanın. Bunu da çok dikkat ediyorum tarot bakarken. Ve onun dışında ben bunu Trendyol'dan aldım. Soran vardı. Bunu siyahını da almayı düşünüyorum. Siyahıyla da bütünleşirim. Benim diğer kişiliğimi yansıtıyor yani, böyle ciddi. Bu da benim pozitiflik tarafımı yansıtıyor. Bu kart benim aşkım yani, bebeğim. Kartlarınızı işte ayda yılda bir. Ben öyle yapıyorum. Yani her gün yapmıyorum. Her hafta yapmıyorum. Tütsüleyin. Ya normal tütsüyle ya da ada çayıyla. Tütsülerken işte bu kartların tüm enerjileri sıfırlandı. Bana her zaman doğru mesajları veriyor. Her zaman doğruyu gösteriyor diye diye. Bunlar benim kartlarım. Benle bütünleşti. Kartlarınızı kendinize bağlaştırın. Bir de şey olaylarını hiç yapmadım. Bilmiyorum, profesyonelseniz ve böyle yapıyorsunuz, böyle yapmak zorundaysa insanlar. İlk gün kartlarınızı yastığınızın altına koyun, uyuyun falan. Evet, sana yardım ediyor ama ekstra bir çabası yok. Kahve falı değilse diğer türlü bunu sen şeyleştirmiş oluyorsun bence. Fal net hani. Oysa bu enerjiyle hani karıyorsun, soruna yoğunlaşıyorsun, hissediyorsun, çekiyorsun, aa diyorsun, hayatında yeni insanlar tanıyacaksın, aa diyorsun, bu sıralar aşırı güçlüsün, bak direkt güç kartı abi. Her şeyi başarabilirsin bu sıralar, negatif düşünüyorsan düşünmene gerek yok. Açıyorsun. İlişkin varsa bir üst aşamaya çıkabilir. Yoksa da sana yeni bir adım var. Hissediyorsun, ortadan çektim. Aşırı özgüvenli olman gereken konular olabilir. Ki sen özgüvenli olduğun için bu konulara yoğunlaşabilirsin. Çünkü dediğim gibi güçlü ve şanslısın falan. Böyle bağdaştırın. Zaten siz baktıkça cidden buna alışacaksınız. Hiçbir zorluğu yok. Hiç negatif enerjiler bürünmüyor. Sadece biraz artık günde 20 kere bakarsanız, böyle canlı yayın açıp da bakıcı değilseniz başınız ağrımaz, ki onlar bile alıştı. Biz de Selin'le canlı yayın açtığımızda baktığımızda yani başımız ağrıyordu ama toparlıyorduk hemen. Çünkü kahve falı bakmıyorsun yani. Ama onun dışında karşıdaki kişi ekstradan böyle senin için bir şey yapmasına gerek yok tarotta. Ama kahve falında su vermek zorunda ya da para vermek zorunda ya da senin için bir şey yapmak zorunda. Alın temiz, saf. Sadece ihtimalleri söylüyor sana. Bu olacak, dikkat et, ölüm var, manitandan ayrılacaksın. Akışını bırak diyor. Hayat senin için istediğin her şeyi yoluna serecek diyor. Onu duyman gerekiyorsa. Şu ölecek mi diye sorusuna mesela net ölüm göstermiyor hiçbir zaman. Ölüm kartı da var ama onun anlamı bitiş mesela. Yani aslında işte zorla kafanızda büyütüyorsanız tarot bakmayı, büyütmeyin. Aldığınızda zaten kartlar size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bir de gerçekten iyi, saf, temiz niyetliyseniz koruyucu meleğiniz var abi. Ruhani şeylere inanmıyorsanız bile tarot bakanların ya da tarot bakmayanların, iyi, saf, temiz, spiritüel olanların koruyucu meleği var. Olmayanların da var ama o kadar kendini göstermiyor. Çünkü ilgi alanı bu değil. Daha dünyasal. Anlatamadım ama. O yüzden böyle daha böyle iç sesinizi dinleyin. O kart çıktığında cümleleriniz içinize göre, yani içten konuşun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Kurallara hiç gerek yok. Açın, kendinizde böyle kitapçığa bakın. Başkalarına kitapçıkla bakmanızı tavsiye etmiyorum. Hem karşıdaki kişi için bekletme olmasın. Böyle zaten akış ya, böyle açıyorsun. Direkt kafanda canlanıyor. Akış ya diyorsun. Aa evet, şöyle böyle. Sen böyle karaktersin. Böyle yapman gerekiyor falan. Kartlar seni kesinlikle yönlendiriyor. Bu kadar. Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Tarot bakmayı çok seviyorum. Hatta şimdi size bu haftanız nasıl geçecek? Güncel, kolektif bir açılım yapmak istiyorum. İki desteli bakacağım. Bu birinci destem, bu ikinci destem. İkisinden birini seçin. Ona göre bu haftanız nasıl geçecek? Güncel, kolektif bir açılım yapacağım. Şimdi birinci desteyle başlayacağım. Bu videoyu izleyenlerin anlık enerjisi ve bir hafta içinde neler yaşayacaksınız? Aha, iki tane kart geldi. Bu hafta biraz salın diyor ki salmasanız bile zaten hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz diyor. Biraz böyle dengede kalmanızı öneririm diyor. Eğer ekstra böyle bir düşünce, bir stres, böyle içim daraldı durumlarına girerseniz akışını bırakmanızı öneririm diyor. İlişkiniz varsa kesinlikle ilişkide karşı taraftan bir jest. Yoksa bir adım. Kız erkek fark etmez bu arada. Ama karşıdaki kişi sizin istemediğiniz biri olabilir. Çünkü siz o kişiyle konuşurken sıkışmış hissediyorsunuz. Ki zamanında bu geçmişten biri olabilir yüksek ihtimalle. Zamanında size kötü bir şey yapmış olabilir bu adım atan kişi. O yüzden korkularınız var bu kişiye karşı. Ama diyor o kişi sizden çok etkilenmiş ve güzel bir adımla gelecek. Ve gerçekten değişmiş olarak gelecek. Tam hayalinize uygun, istediğiniz gibi gelecek diyor. Haftaların ortalarına doğru aşırı şanslı bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten bak, Joker kartı direkt. Şanslı bir döneme giriyorsunuz ve size bir iş teklifi, okula gidenler için hocadan övgü. O yüzden diyor siz diyor kendiniz için adaletli olun. Başarılısınız. Ekstra güzel bir iş yaptığınız için kendinize gurur duyun. Eğer mesela ödeviniz varsa ya da iş yerinde kendinizden bir kişilerden helal olsun, başarılısın gibi sözler alabilirsiniz. Ama hafta sonuna doğru birazcık
çok sinsi insanlar gördüm. Bu sizi izleyen ya da sizin kötülüğünüzü isteyen birkaç insan olabilir. Size kötü enerji gönderebilir. O yüzden modunuz aşırı düşük olabilir. Sakın ama sakın modunu düşürme. Çünkü enerji alanına girmene hiç gerek yok onların. Onlar kendilerine dönecek yani. Bu enerji onların kendilerine yansıyacak. İçiniz daraldığı an böyle kalkıp nefes alın, işte dışarı çıkın. O zaman kendinize geleceksiniz. Hatta dışarı çıktığınızda böyle yeni insanlar. Bilmiyorum, yeni insanlar da gördüm. O yüzden rahat olun diyor. Bu hafta para, şans sizde. Ama bir kişiye odaklanmayın hayatınızda. Eğer bir kişiye odaklanmak istiyorsanız o da kendiniz olsun diyor. Şimdi diğer desteğe geçeceğim. Diğer kart bu arada ablamın. O yüzden ben enerjimi bütünleştirmeye çalıştım. Tam bakamazsam kusura bakmayın. Ama yine de enerjim bütün yani. Neyse. İkinci desteği seçenleri bu hafta neler bekliyor? Güncel enerjisi. Haftanın başlarında kendinizi böyle savaş, hayat bir savaş gibi hissedebilirsiniz. Yani çok çabalıyorum, artık çabalarımın karşılığını almak istiyorum. Hayat bana ekstra bir şey ver. Bir çaba içine girebilirsiniz. Bu hafta tam zamanı. Sizinle yüzleşmesi gereken kişiler, sizden özür dilemesi gereken kişiler hafta başında size gelip özür dileyebilir. Hatta tekrar hayatınıza girmek isteyebilir. Bu arkadaş olsun, aile olsun, sevgili olsun. Özür dileyip sizin yokluğunuzdan çok mutsuz olup tekrar hayatına sizi alıp kullanmak için tekrardan size yazabilir diyor. Ama onları no, engelinizi alın diyor. Kendinizi çok kaptırmayın. Çünkü diyor sizin bu hafta ortalara doğru, hafta başında kötü bir başlangıç olabilir ama haftanın ortalarına doğru ilişkinizde güzel şeyler, eğlence, yani arkadaşlarla yeme, içme, gezme, dengeyi kesinlikle sağlamanız gerekiyor. Çünkü bu hafta ikinci desteği seçenler için çok inişli, çıkışlı. O yüzden kendinizi bir kaosun içinde hissedebilirsiniz. Denge dedikten sonra denge kartı çıktı. Kendinizi kesinlikle dengeye alın. Evet gezin, eğlenin. Evet üzülün yeri geldiğinde ama size çok ağır gelebilir bu hafta. Tüm duyguları bu haftada yaşayacaksınız. O yüzden biraz sakinlik öneriyorum diyor. Biraz kendinizi, hayatınızda biri varsa sevdiğinizi adayın diyor. Yoksa kendi özbenliğinize kavuşmak için kendinize ekstra iyi şeyler yapın. Başkalarının kötü, kaos, kavga şeylerine sakın karışmayın diyor. Çünkü sizi yaralamayı çok iyi bilecekler bu hafta. Çünkü sizin bir şeyinizi yakalayabilirler ve yaralamak için ekstra hayatınıza girme ya da ekstra özür dileme ama özür dilemenin sonucunda çıkar, tekrar kullanma olacak diyor. Yani kalbinizi sakın kırmayın. Saf enerjinizi, temiz enerjinizi kaybetmeyin kesinlikle. Aşkınıza odaklanın. Sizin aşkınız bu hafta çok yoğun olacak, ikinci desteği seçenler. Aşık olacaksınız siz bu hafta, ben söyleyeyim. Bir adım görmedim ama bir aşk, böyle bir eskilerdeki de değil, böyle yeni birine aşık olabilirsiniz. O yüzden hazır olun. Aşık olursanız artık bakalım hayırlısı olsun. O zaman videoyu kapatayım. Çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Anlatmak istediğim çok şey var aslında. Videonun part 2'sini istiyorsanız yeni açılımlar, yeni yaptığım taktikler. Çekmeyi ben de isterim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıyorum. O zaman videom bu kadardı.